Bu videoda limitlerin değerlerini grafik ve tablo kullanarak tahmin etmeye çalışacağız. Önümüzdeki videolarda limitlerin tam değerini bulmak için kullanabileceğimiz yöntemler de öğreneceğiz. Ama öncelikle işin mantığını öğrenmenin ve limitin ne demek olduğunu anlamanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Karşımızda x 2'ye giderken x küp eksi 2x kare bölü 3x eksi 6'nın limiti var. Limiti değerlendirmeye bu ifadenin x eşittir 2'de alacağı değeri bularak başlamak isteyebilirsiniz. Bunu bulmak için de x yerine 2 koymanız yeterli olacak. 2 üzeri 3 eksi 2 çarpı 2 üzeri 2 bölü 3 çarpı 2 eksi 6 pay 8 eksi 2 çarpı 4 de 8 eder ve bu da payı 0 yapar. Payda da ise 6 eksi 6 yani yine 0 var. Ve bu da belirsiz bir sonuçtur. Başka bir deyişle bu ifadenin x eşittir 2 için belirsiz olduğunu söyleyebilirsiniz. Bundan sonra da x'in değeri 2'ye yaklaşırken bu ifadenin hangi değere yaklaşacağını düşünebiliriz. Görselleştirmeyi de deneyebiliriz tabii. Görselleştirmek derken de grafiğini çizmekten bahsediyorum ve ben bunun grafiğini Desmos sitesinde daha önceden çizip hazırlamıştım evet. Desmos son derece kullanışlı grafiksel bir hesap makinesi. Bilmeyenleriniz için hemen söyleyeyim, istifade edin. Evet, eğriyi görüyorsunuz değil mi? Bu eğri y eşittir buradaki ifadenin grafiği. Hemen not edeyim. y eşittir biraz daha koyu bir renk kullanırsam daha iyi olacak x üzeri 3 eksi 2x kare bölü 3x eksi 6 evet bunun grafiği sizin de görebileceğiniz gibi grafiği incelediğimizde fonksiyonun x eşittir 2 dışındaki tüm noktalarda tanımlı olduğunu görüyoruz buradaki içi boş dairenin anlamı da zaten bu bu yüzden de x 2'ye yaklaşırken bu hem 2'den küçük ve hem de 2'den büyük değerler için geçerli bu ifadenin ya da fonksiyonun alacağı değeri tahmin etmeye çalışacağız. Grafiği bu haliyle incelediğimizde fonksiyonun değerinin yaklaştığı değerin bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet x 2'ye yaklaştıkça fonksiyon da buradaki değere yaklaşıyor x'in 2'ye yaklaştığı yönünde pek bir önemi yok. Yani bu şekilde grafiğe bakarak incelediğimizde fonksiyonun da bu değere yaklaştığını söyleyebiliriz. Peki bu değer nedir acaba? Bir bakalım bu değer neymiş? Burası 0, burası 2, öyleyse burası 1 olmalı. Burası 1,5 ise de grafiğin bu haline göre bunun 1,3 ya da 1,4 olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha yakınlaşalım. Bu arada buna benzeyen grafiksel hesap makinelerini ya da grafik çizen hesap makinelerini Desmos ya da Wolfram Alpha gibi sitelerde bulabilirsiniz. Hatta bu siteleri ziyaret edip grafikleri kendi kendinize çizmeye çalışmanızı da gerçekten tavsiye ederim. Evet, biraz daha yakınlaşırsak, x eşittir 2 de tanımlı değil ama yaklaştığı değerin ne olduğunu bu zoom seviyesinde daha rahat göreceğimizi düşünüyorum. x, 2'ye yaklaştıkça ifadenin yaklaştığı değer yaklaşık olarak buna eşit. Bu aralığı 1, 2, 3, 4 ve 5'e bölmüşler. Burası 1,2, burası da 1,4 olduğuna göre, evet burası 1,3 olmalı ve buna göre de fonksiyonun değerinin 1,3'ten biraz daha büyük olduğunu, daha açık bir renk kullanayım yaklaşık olarak 1,3 diyebiliriz biraz daha yakınlaşıp daha da iyi bir tahmin yapıp yapamayacağımızı görelim Buradaki değere yaklaşıyoruz. Fonksiyon x eşittir 2'de tanımlı değil ama x 2'ye yaklaşırken bir bakalım. Bu sefer de biraz daha koyu bir renk seçeyim. Tam buradaki değer nedir? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ve 1,5. Evet tahminimi bu grafiğe göre yapacaksam bu değer 1,333 ya da 1,34 gibi duruyor. Bu yüzden de yaklaşık olarak 1,33 demek çok da yanlış olmaz. Evet, yaklaşık olarak 1,33 diyelim. 1 tam 1 bölü 3'e yaklaştığını söyleyebiliriz ama bu bir tahmindir. Yani bunun böyle olduğundan tam olarak emin olamayız. Bir limiti grafik üzerinde bulmaya çalışırken yapabileceğimiz en iyi şey aldığı değeri göz kararı olarak yani yaklaşık olarak bulmaya çalışmaktır. Sadece x 2'ye yaklaştıkça fonksiyon da bu değere yaklaşıyor diyebiliriz. Bize biraz daha kesin bir sonuç verebilecek sayısal bir yöntem daha var. Bunu da görmek ister misiniz? Grafiklerin neler yapabileceğini gördüğümüze göre şu grafiği bir yok edelim. Evet, grafikle 1,33 bulduk. Bakalım burada neler olacak. Şuraya hemen bir tablo çiziyorum. Sizin de aynı şeyi yapmanızı tavsiye ederim. Buraya x'i buraya da x üzeri 3 eksi 2 x kare bölü 3 x eksi 6'yı koyalım. x 2'ye eşit olduğunda bunun belirsiz olduğunu biliyoruz. Bakalım 2'ye yaklaşırken neler olacak. Mesela x 1,9 iken, 1,99 iken, hatta bunu 1,999 yapalım. Diğer taraftan yaklaştığında ne olacağını görmek için bir de 2,0. 0.01'de ne olduğuna bakalım. Bu ikisinin de bir değere yaklaştığını görebilirsek eğer ifadenin 2'den küçük değerler için o değere yaklaştığını söyleyebiliriz. Burası da 2'den büyük değerler için kullanacağımız kısım. Bir de 2,1'i ekliyorum. Hemen hesap makinemi çıkarayım ve bunları hesaplamaya başlayalım. Hatta siz de aynısını yapın. Hesap makinenizi alın ve bunları benimle birlikte hesaplayın. Hadi bakalım. Önce 1,9. 1,9 üzeri 3 eksi 2 çarpı 1,9 üzeri 2, bu buna eşitmiş, devam ediyorum, bölü 3 çarpı 1,9 eksi 6 ve sonuç yaklaşık olarak 1,203'e eşit. Hemen not edelim, yaklaşık olarak 1,203. Şimdi biraz daha yakın bir değeri yani 1,999'u ele alalım. 1,999 üzeri 3 eksi 2 çarpı 1,999 üzeri 2, evet payın değeri bu, bölü 3 çarpı 1,999 eksi 6. Buradaki sonuç da 1,332. İlginç değil mi? Not edelim yaklaşık olarak 1,332. Gördüğünüz gibi bu grafik üzerinde bulduğumuz değere çok yakın bir değer. Aynı şeyi bir de e, ikiden 2'den büyük değerlerle yapalım. Hesap makinesini geri çağıralım. Bu arada bunu denemeye devam da edebilirsiniz. Mesela 1,9999'u deneyin ve ne bulacağınıza bir bakın. Peki 2,1'i deneyeceğim. 2, 2,1 üzeri 3 eksi 2 çarpı 2,1'in karesi, evet bu buna eşit, bölü 3 çarpı 2,1 eksi 6 ve sonuç 1,47. Yaklaşık olarak 1,47 diyelim. Evet. Bu sayede 2'den büyük değerler için hangi değere yaklaştığımızı da görüyoruz. 1'de 2,001 deneyelim. Evet. Bunu da yaptıktan sonra gerisini size bırakacağım. 2'den büyük ama 2'ye daha yakın değerler seçerek bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Hatta isterseniz bunu değil de daha da yakın olması için 2,0001'i deneyelim. Peki. 2,0001 üzeri 3, evet, eksi 2 çarpı 2,0001 üzeri 2 bölü 3 çarpı 2,0001 eksi 6. Evet, 1, 3, 3, 3, 5 yani giderek 1,33'e yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Evet, buraya 1,333 yazıyorum. Bu arada bu da 2,0001 olacak, düzeltelim. Buna dayanarak bu limitin 1,33333'e yani 1 tam 1 bölü 3'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Tabii bunların yani kullandığımız iki yönteminde tahminlere dayalı yöntemler olduğunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Limitin tam değerini bulmak için farklı yöntemler var ve bunları önümüzdeki videolarda inceleyeceğiz. Merak etmeyin.